gün geçtikçe boyutunun daha çok ilerlemesi. Bir sonrakisinde leğene koymayı düşünüyorum. Çamaşır leğenine. Anca doyarım. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün MAC'in lansmanına gidiyoruz. İlk defa gideceğim. Çağla'mın davetiyle katılacağım. Siyah ve silver, gümüş tarzı bir şey giyme zorunluluğu varmış. Davette öyle yazıyor yani. Yeni çıkan mini bir, ya mini mi? Normal boyutu da var. Maskarası MAC'in. Onun eventine katılacağız. O yüzden dedim ki kameramı açayım, sizinle birlikte hazırlanayım. Orada da ne var ne yok birlikte gezelim, görelim diye. Hem de Çağla'yı uzun zamandan beri görmüyordum. Onunla da güzel bir vakit geçiririz diye düşündüm. Bu arada Can da oradaymış ama gideceğimi söylemedim. O da çok heyecanlı, mesaj atıp duruyor bana. Sürpriz yapacağım ona da arkadan. B yapacağım ama. Nazman'ın ortasında C yapacağım. Ne giyeceğimi bilin bakalım, yine kim bilmiyor. Bir de sihirli sözü söyleyeyim mi? Abartmayacağım. Dedikten sonra hep Afrodit. Yok yok, siyah bir şeyler bulmam lazım. İşte ceket ya da işte ince çorap, etek tarzı falan bir şeylere girişirim diye düşündüm. Ama öncesinde hızlı bir şekilde makyaj yapalım. Sonrasında da saçımı hafif bir maşa yapıp yine şu şekilde üstten toplar çıkarız. Caner biraz nezle bu arada. O yüzden ben bir 2-3 günden beri falan şurada uyuyorum. Bana da bulaşmasın, geçmesin diye. Bayağı uzak uzak oturuyorum. Sürekli evi havalandırıyorum. Aşağıda okaliptus yağlı falan buharlar uçuşuyor. Dün çorba yaptım ona, işte tavuk sulu falan, ondan sonra yanına da böyle ballı, limonlu, karabiberli içecek falan yaptım. Nane sulu aynı. Yine de çok toparlamadı kendini tabii ki bir günde. İnşallah daha da kötüye gitmez. MAC demişken bu arada MAC'in maskarasını da kullanayım. Bu benim en sevdiğim maskaralardan bir tanesi. Makyaj çantamdan ayıklıyorum da şu an ne kullanayım diye. Bir yandan da Çağlam yazıyor bana. Ya aslında erken hazırlanmaya başlıyorum ama ev o kadar uzak ki, o yüzden de geç kalabilitem yüksek oluyor. Ne diyor benim kurban olduğum? Yaptım, bebiş yazmış. Hiçbir şey bilsek şaka mahvedecek beni. Aşkım hazırlanıyorum. Yalan. Neyse tamam. Yarım saatimiz var. Yarım saatte makyaj, saç ve kıyafet. Bence becerebiliriz. Yapabiliriz. İnanıyorum kendime. İlk önce lens takalım değil mi? Lensimi alayım. Bir kitap okuyorum. Tamam. Esra Ezmeci'nin biliyorsunuz. Psikolog bir kadının böyle bayağı serili kitapları var. Ben birkaç serisini okudum. Daha önce de göstermiştim hatta size. Bir yandan da şu lensimi takayım. İşte orada şey diyor. Böyle renklerin bilgisi verilmiş. Psikolojik anlamda. Benim en sevdiğim renk ne biliyorsunuz? Evet, bazılarınız bildi, gri. Ama gri ve evimin her yeri de gri. Ev turu vlogu yakında çekeceğim, orada da göreceksiniz. Ruhsuz bir anlam veriyormuş. Yani insanda bir duygu hissettirmeyen, aksine körelten bir nötr renkmiş. Tam ortada kaldığından dolayı da işte böyle evlilerin yatak odalarında, salonlarında, orada burada falan kullanmayın demiş. Keşke ben bunu evlenmeden önce okusaydım. Çünkü evin her yeri gri. İşte özellikle yatak odasında falan lacivert ve moru kullanın. İşte kırmızı, siyah vesaire gibi. O günden beri griden soğudum. Yani en azından kıyafet konusunda artık gri giymemek istiyorum. Çünkü insanlara da bir hissizlik uyandırıyormuşsunuz. Bilmiyorum, çok üzüldüm. Yıllardır sevdiğim renkten ansızın vazgeçmek beni bir miktar üzdü. Ha, ne yapıyorum bu arada biliyor musunuz L'Oreal'im? En son demiştim ya, Misha'nın bazıyla işte muadil falan. Bunun fiyatının yarısı, bir şey alamazsanız bunu alın diye. Aynı fiyat olmuşlar. Benim suçum yok yemin ederim. Gözümün altına da şu Bobbi Brown'un gözaltı bakım kremini kullanacağım. Ya bunu da kullandıktan sonra benim gözümün altında pıtır pıtır bir şeyler oldu ama sebebi şuymuş. Yazmışlar ki işte sürdükten 5 dakika sonra falan ten ürünü uygulayın. Ben hemen sürer sürmez lap diye yapıştırıyorum bunu gözümün altına. Çok güzel bir baz. Evet, makyajı çok güzel gösteriyor. Ama az sürmeniz gerekiyor çünkü çok yeterli bir miktar. Bunu da ben aldığımda 170 TL'ydi. Şu an 500 mü 600 mü ne olmuş? Bir ayda. Yani yatırım yaptım yanlışlıkla kreme. Geliyoruz fondötene. Benim en sevdiğim fondötenim yine L'Oreal'in True Match'i. 1.5N diye geçiyor rengim. Şöyle ilk önce bir pompayı yayayım yüzüme. Arkasından bir pompa daha sıkacağım. Çünkü az kapatıcılığı var. Çok doğal bir tişli. Haliyle de böyle eventlere gittiğimde falan çok yeterli olmuyor. Şansımıza bugün hava o kadar güzel ki. Yine bu MAC'in en sevdiğim kapatıcısını kullanacağım. Bendeki NC20 rengi. Hep hepsini söylüyorum ki özellikle aşağı link ekleyeceğim ama yine de belki ten renginiz eğer benimkiyle aynıysa, açık buğdaysa falan, o renklerini tercih edebilirsiniz. Kafanız karışmasın diye söylüyorum. Her zaman kullandığım bu Maybelline'in numarası 009 pudrasını kullanacağım. Çünkü çizgilerime dolan ürünler bunlar. Dışarıda güneş var. Benim içime yağmur sürüntü. Ağlama göz bebeğim.
Ya hava güzel ama teras olduğundan dolayı ışık bana gelmiyor. Bu odaya girmiyor. Dışarı çıksam günlük güneşlik. Ama içeride bir kara bulutlar. O yüzden ben de ışıklarımı açmak zorunda kaldım. Bu sefer de kötü oluyor. Geliyoruz yüzümüzü boyutlandırmaya. Yine Maybelline'in City Bronzer'ı. Bunun rengi çok hoşuma gidiyor. Böyle çok arada bir renk yapmışlar. Biraz üstten uyguluyorum ki yüzüm böyle çekik dursun diye. Eskiden şu bölgeden yapıyordum. Daha böyle düşürüyordu yüzümü. Şimdi elmacık kemiğimin tam üstüne uyguluyorum. Böyle allık gibi. Bence daha iyi duruyor. Instagram'da olmasa öğrenemeyeceğiz hileleri. Aşuramada her bronzer sürdüğümde aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Düğünümdeki kadının kulaklarıma bronzer geçmesi. Hayır, küçücük kulağım var. Bunun nesini kapatmaya çalıştı hiç bilmiyorum ya. Eyvah. Çağla görüntüler arıyor. Yakalandım işte şimdi. Aşkım. Canım. Hazır mısın? Ben senden makyaj yapıyorum. Yok hazırım hazırım. İnanıyor sana ne olur. Diyorum ki ne güzel yalan söylüyordum ha, görüntüler yok, yakalandık. Sorsaydın hazırlandım diyecek. Çıkıyor musun sen şimdi? Yok, hemen çıkmam da. Kıyafet bakıyordum işte. Sen ne yaptın kıyafet? Hiçbir şey yapamadım be. Kurban olduğum. Daha bakmadım. Yok, ona sıra gelemedi daha. Halledeceğim hemen, merak etme. 10 dakikaya hazırım ben. 10 dakika say geliyorum. Şey yap, siyah ince çorap, etek, ceket falan yapalım istersen. Bak ben sıfırdan boydan kendimi göstereyim. Hı, göster bakayım. Yani. Aa, çok güzel olmuş. Olmuş mu? Çok güzel. Deri ceketimi giydim böyle. Valla ben de deri düşündüm. Benimki bir tık daha uzun. Çok güzel olmuş ama. Sen de mi deri ceket giyeceksin? Ha, giymeyeyim mi? İkiz dingili. Sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes deri ceket giymezse hiçbir şey bilmiyorum bak. Blazer'ım yok benim ya. Bol blazer'ım olsaydı onu mesela böyle şey yapacaktım. Savaş hale getirecektim. Eteği öyle giyecektim ama bol blazer'ım yok. Ben biraz daha bakayım. İçine sinmemişlerim belli. Yok, alternatif olsun. Çok böyle yükselmedim de. Kız yok mu deri tayt giy deri? Deri taytım var ve deri tayt giymek istemiyorum ya. Niye aşkım? Güzel mi? Bu mu güzel diyor enişte. Ha, o beğendiyse evet. Tamam. Bize hiçbir şey düşmez yani. Enişte nasılsın? Merhaba, memnun oldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hayırlı olsun eviniz, çok güzel olmuş. Tamam bebeğim. Vicdanına kadar çek eyeliner'ı, gel hadi bay bay. Vallahi çekmeyeceğim eyeliner. Vicdanına kadar çek eyeliner'ı, gel diyor. O kadar tanıyor ki beni. Her böyle özel bir şey olduğu zaman eyeliner'ı berbat çekiyorum ya. Çekmeyeceğim bugün. Bugün eyeliner çekmiyorum. Sonra da beğenmiyorum çekmeyince kendimi. Of, iğrenç bir arafta kalmak. Karı hazır. Beni bekliyor. Ben motoru ikiye takayım. Ortada buluşacağız sizinle. Durun geliyorum. Wet n White allığımı geçiyorum hızlıca. Allığın içine düşmüş gibi durayım. Far falan sürmeyeceğim. Gerçekten eyeliner'la da uğraşmayacağım. Çok ciddiyim. Yani tam uğraşmam gereken yerde uğraşmıyorum aslında ama böyleyim işte. Ne yapalım? Neyle sürdüğüme bakar mısınız? Geçen gün zaten Urban Decay demişim spreye. Ne alaka? Demediğiniz kalmayan, demeyen bazı kişiler bir şeyler demiş. İşte sen profesyonelsin. Nasıl böyle bir hata yaparsın bilmem ne. Bismillahirrahmanirrahim. Kız benim hayatımda Urban Decay diye bir ürünüm olmadı Allah aşkına. Olabilir insanlık hali. Belki bir teletopik yoldan bir işaret, bir söyleyiş, bir şey iletmişimdir bir mesaj olarak. Vallahi yanlış söylemişim bu arada ya. Hala da diğerinin doğru adını hatırlayamıyorum. Urban Care. Aynen onu diyeceğim. Urban the car demişim. The care. Aman ne halsa işte be. Aman siz anlıyorsunuz beni. Gayet normal oldu bence. Şimdi birini güzel çektim ya. Birini Urfa'ya çektim. Birini Diyarbakır'a. Gerçekten çok yıldım kendimden ya. Eşit oldular. Gerçekten becerdim ve vicdanıma kadar çekmedim bugün. Az önce gösterdim şu Mac'in maskarasından şimdi geçeceğim hızlıca. Bunu da bir kazasız belasız atlatırsak sadece dudak kalemim ve rujum kalıyor. Sonrasında hemen dolaba koşup ne giyeceğime bakacağım. Ya siyahla kısıtlanması iyi mi kötü mü birazdan göreceğim. Maskara eventine giderken de kirpiklerimiz güzel olsun ama değil mi? Şimdi dudaklarıma da şu muhteşem üçlüyü kullanacağım. Golden Rose'un bir dudak kalemi, L'Oreal'in şöyle bir nude serisi ruju. Bir de Maybelline'in glosslarından. Bu glosslarla birlikte Real videosu çekmiştim. 5 tanesini denedim. Onu da Instagram'a girip izleyebilirsiniz. Hemen dudağıma bir çerçeve geçeceğim. Daha dolgun dursun diye. Dediğim gibi bütün kullandığım ürünleri aşağıya linkliyor olacağım. Numaralarını falan merak ediyorsanız hemen linke tıklayın. Hemen bir sprey sıkacağım.
Mekin en sevdiğim bir ışılta veren spreyi. Bu da hem sabitliyor hem de cildi daha ışıl ışıl gösteriyor. Göz altlarım bayağı kırış kırış duracak. İyice kurulamam gerekiyor. Şimdi böyle kurumadığı zaman mesela elim kolum buraya değer bir şey olur. Direkt o yüzümdeki makyajı kenara çekiyor ve daha sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çok kötü duruyor. İğrenç bir açı buldum. Bunun bir altına koyarsam beni şöyle görüyorsunuz. Ama üste koyarsam da böyle görüyorsunuz. Bence böyle style çünkü şu an saç yapacağız diye düşündüm. Normalde saçıma maşa yapacaktım ama inanın zamanın kalmadığı için hemen 5 dakikada şununla şıp şıp geçeceğim. Şu tarağımı soruyordunuz ya, patlamayan olan. Stokları gelmiş. Onu da aşağıya iliştirdim. Konusu geçmişten söylüyorum çünkü bana çok soran oldu. Instagram'dan özel mesaj atan bile oldu. Stokları yoktu. Yeni gelmiş. Bana da arkadaşım söyledi. Size de söyleyeyim dedim. Gerçi ayırmayı en sonunda yapabiliriz ama yine baştan bir şöyle şey yapayım. Bir tarafımı bağlayayım daha rahat olsun diye. Hemen bu tarafı da yüzleştirelim. Şu farka bakar mısınız? Yani parasını hakkını veren o kadar nadir ürünlerden ki. Tamamdır. Kıyafete koşuyoruz. Çıldırmak üzereyim. Ama burası böyle dağınık olduğuna bakmayın. Şunlar yeni aldıklarım. Bunlar giyip Instagram'da üstümde göstermem gerekenler. Şunların yarısı da aynen göstermem gerekenler. Bir de bir poşet yaptım. Onları da terziye götüreceğim. Şurada bir iki tane gecelik pijama takım var daha doğrusu. Onları arkadaşımın nişanlısına, sevgilisine falan aldım. Yılbaşında bize gelemedikleri için herkesin hediyeleri kaldı. Öyle yani. Bunu dağınıklık olarak lütfen görmeyin. Şimdi pijamalardan kurtulup. Ha bu arada şöyle bir küpe taktım. Şöyle de bir kole taktım. Bakalım uyacak mı? Aynada leş içinde. Bir bakayım hemen geliyorum. Şuradan siyah bir şeyler. Siyah neyimler. Bulacağız inanıyorum. Şuraya da bak. Ben şöyle bir kombin yaptım ama beğendim mi beğenmedim mi çok bilmiyorum. Böyle siyah zaten bir gömleğim vardı. XX large. Onu elbise yaptım. Şöyle taşlı bir kemer taktım. Gümüş detay olsun dedikleri için. Yani işte silver siyah falan. Üzerime de deri siyah ceket geçirdim. İnce bir çorap giydim. Bir de şu botlarımı giyeyim dedim ama bilemedim yani. Çok da sevmedim kendim. Çağla gibi ikilemdeyim şu an. Bir onu arayayım. Olmadı direkt çıkayım. Geç kaldım zaten. Siz bir yorumlara yazın bakalım şu ahırımı görmeden. Kötü mü olmuşum? Şey var şurada bir de gümüş çantam var benim. Kara delik gibi. Bulayım onu da göstereceğim. Evet aranan silver çanta bulundu. Bu da böyle bir şey. Üzerime de yakışır diye düşündüm. Bir daha bakın bakayım. Ayakkabılarımı da giydim. Şöyle bir baştan aşağı. Olduk bence. Ters içinde kaldım. Çıkalım. Boşa olduğu kadar artık. Hazırsanız sinirlerinizi bozacak bir görüntü. Evet. Harika bir görüntü. Kızmayın tamam. Vallahi toplayacağız. Tamam söz vallahi toplayacağız. Kızmayın. Hadi çıkıyorum gidelim. Ben hep böyle okurum. Gazeteye. Şu güzelliğe bak diyeceğim de karanlıkta açtım. Dur onu dışarıda göstereceğim. Çağla saçlarını kesmiş. Çok güzel olmuş ya. Geldik. Yalnız buraya bir iki YouTuber fazla söyleyeyim de. Ya benim ayım güneşimle oturduk kahve içmeye lansman. Ay olur. Ay. Güneşim, çiçeğim, böceğim. Bu havalanmış he. Saçtan. Çok güzel olmuş. Harika olmuş vallahi bayıldım. Oh maşallah. Bak bak. Bu benim. Nasıl anladın öyle? Daha kahve biraz. Ne farkı oluyor badem sıkıntı? Tek farkı benim. Karı badem sütü içiyor. Ben inek. Şimdi eve girdim. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Kameramda değişiklik var. Eski kamerama geri döndüm. Bir de şimdi makyajımı falan çıkartmadan önce şu üstümdekilerden kurtulacağım çünkü çok üşüdüm. Sonrasında bakın burada bir sürü kargom var. Normalde bunları bir video haline getirecektim ama bence bu videoda hepsini didikleyip açabiliriz. Çantamı alıyorum ve yukarıdaki katağa hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Dediğim gibi üstüm başımı değiştim. Şu minnoş pijamalarıma döneyim. Yıkanacak da birkaç çamaşırım var. Tamam bundan sonrası vlog deneyecek. Benimle hazırlanın videosundan vloga geçiş yapıyoruz. Pet sıvısına döndü yine yüzüm. Renge bak tövbe estağfurullah. Kendine gel. Ben bu kameralardan ne çekiyorum? Şurayı ay kafayı yiyeceksin.
Nasıl bırakmışım evi? Bakar mısınız? Ay bir şey söyleyeyim mi? Yarın ne yapalım biliyor musunuz? Yarın hadi burayı toparlayalım. Nasıl fikir? Yani buraya içli dışlı girmeyiz ama şuraları falan toparlarız. Birazcık da evi üstünkörü temizleriz diye düşünüyorum. Ameliyat öncesinde çünkü ben çok bir şey yapamadım. Bu arada dişlerimden ameliyat oldum. Soranlar için gelişmeleri de bir söyleyeyim size. Diş etlerimin bu kısmını ve de şu kısmını yaptırdık. Buraya da yaptıracaktım ama o gün o kadar çok iğne vuruldu ki ve uyuşmadığından dolayı, iltihaplı olduğundan dolayı uyuşturamadı bu kısmı. O yüzden de bunu Nisan ayında yapacağız. Bir tek burası kaldı. Yani 3-4 dikişlik bir şeyim kaldı. Korkanlar ki bana çok mesaj geliyor işte bunun hakkında bir şura video çeker misin? Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Ameliyat olmaktan korkuyorum vesaire diye. Flap operasyonu diye geçiyor. Buna ameliyat değil yazanlar olmuş. Bana kesinlikle ameliyat. Kendi doktorum bile söyledi. Ama hiç korkmayın. Gerçekten sadece ağzınızı uyuştururken yapılan iğneler yüzünden acıyor. Sonrasında dikerken işte temizlerken diş etlerini kaldırarak temizliyorlar çünkü dikiş atmadan önce. Hiçbir şekilde canınız yanmıyor. Merak etmeyin. Yalnızca ben şöyle küçük bir sıkıntı yaşadım. İki tane arkadaşımda dolgu vardı benim. 10 yıl önce falan yapılan. O dolgularım artık yok. Tekrardan dolgu yaptırmak zorunda kaldım. Diş etlerimin altı temizlendiğinden dolayı o kısım da çıkmış. Normalde hiç böyle gitmek yoktu bu arada aklımda. Yani bildiğiniz deri pantolon giyecektim. Minözeme şöyle ceket atarım dedim ama buraya asmışım onu. Şu saten gömleği XX large aldım diye. Kaptım. Bir de gümüşle siyahı yapıştırmışlar ya. Gümüş olarak da bunu gördüm şu kısımda. Şu an bakmayın delirirsiniz. Böyle bir kombin yaptım. Beğendiniz mi beğenmediniz mi onu da yorumlara yazın. Evet. Mutfağa geçtim. Önüme bir sürü kargoları aldım. Size şuraya koyuyorum. Makasım da önümde, açmaya başlıyorum. Telefonu da fırlatayım. Bunların hepsini ben aldım tabii ki. Aslında bazılarına ihtiyacım yoktu ama şöyle ne zamandan beri görüp çok beğeniyordum. Bayağı da indirime girdiği zaman kaptım. Şimdi mesela şuna ihtiyacım yoktu gibi ama aslında var. Hemen açık göstereceğim. Bu o kadar güzel ve o kadar uygun fiyatlı ki. Eğer makyaj fırçalarına daha doğrusu çok para vermek istemiyorsanız ve makyaj çantanızda taşımak için küçük boy istiyorsanız hem böyle paketli şekilde hem uygun fiyatta hem de her işinize yarayacak makyaj fırçaları keşfettim. Aa, çok güzel ya. Hem böyle makyaj çantasının içine koyabileceğiniz çantası var temiz kalması açısından. Hem de özellikle en çok kullandığım ürünler var. Atıyorum allık mesela. Şöyle size zoomlayıp göstereceğim. Tabii bunun filesi var. Far ya da kapatıcı. Bu far dağıtmak için. Bu da aynı şekilde işte gözünüzün üst kısmına ya da alt kısmına eyeliner gibi bir şey far çizmek için. Bu kaş için. Bu da aynı şekilde fondöten ya da yine kapatıcı için. Bunu istediğiniz köşelere falan yine far için boyutlandırmak açısından. Bu da ruj diye geçiyor aslında ama ben bildiğiniz göz pınarlarıma falan da kullanabiliyorum. Hatta gözümün alt kısmındaki kirpiklerime göz kalemi geçtikten sonra onu dağıtmak için de kullanabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yumuşacık ve hiç kopmuyor. Çok sağlam. Dediğim gibi çok uygun fiyatlı şöyle bir fırça seti. Aldım. Hem de pembe. Sonrasında şurada minik bir paketim var. Bu da çok uygun fiyatlı. Eskiden hatırlıyor musunuz? Sihirli ruj diye geçiyordu. Yeşildi bayağı. Ya bilirsiniz çoğunuz. Onun kırmazsam eğer açarken şöylesi çıkmış. Bildiğiniz böyle aloe vera şeklinde. Kapağıyla birlikte göstereyim size. Bu da renk veriyor ve nemlendiriyor aynı zamanda. Yine yeşil bir formda. Elime süreceğim hatta şöyle. Dediğim gibi sihirli ruj gibi. Bakın normalde sürdüm. Pembeleşmeye başladı ve çok tatlı bir pembesi varmış. Aynı zamanda bu ürünleri havuza girerken, işte denize giderken vesaire kullandığınız zaman gerçekten dudağınızda kalıyor. Sürekli şekilde tazelemeniz gerekmiyor. Hem nemlendirici hem de dediğim gibi aşırı tatlı bir renkli ruj. Kurutmadan tatlı tatlı nemlendirsin diye bunu da çok uygun bir fiyata aldım. Sonracıma bunu da atıyoruz. Ha bende normalde yeşil ruj vardı ama eski formlarda bunların da renkleri var bu arada. Bazısı kötü bir pembe. Bazıları böyle daha naif. Bazıları direkt kırmızı oluyor falan. Yorumlarda bunun pembe tonunu çok beğendikleri için hemen kaptım. Bir kere daha göstereceğim. Çünkü çok uygun fiyatlı. Bir de ne aldım biliyor musunuz? Ben yeni gelin olduğumdan ötürü. Ay bunun bir rengini aldım. Çok beğendim. Sonra gittim iki rengini daha aldım. Ama nasıl güzel. Çok kaliteli. Ya inanır mısınız? 25 liraya mı 30 liraya mı ne aldım şuna? Saten bir gecelik. Özellikle boyu benim için çok önemli. Çünkü hafif minyon olduğumdan dolayı. Ve kolları ayarlanıyor bu arada. Onu da çok sevdim. Kısa olmasını istiyorum üstümde. Bu da çok kısa duran harika bir fihi. Bir de onun kırmızısını aldım. Açmayacağım. Hiç lacivertini alıp beğendikten sonra siyahıyla kırmızısını aldım. Dediğim gibi aşırı uygun fiyatlı. Bu neymiş? Bunu da Instagram'da eğer beni takip ediyorsanız, eğer takip etmiyorsanız çok şey kaybettiniz. Çünkü aşırı uygun fiyatlı linkler veriyorum. Bayağı uygun yani 10 lira, 15 lira, 20, 25, 30, 35 bayağı uygun fiyatlı. Ürünler linkliyorum size. Benim de içerisinden linkleyip de aldıklarım bunlar. Hemen göstereceğim.
Mesela şu. Ay çok güzel. Bayağı güzel bir crop tarzında gömlek yaka gibi gelen crop. Bir bu. Donacıma. Bir tane şu. Turuncu kapşonlu bir sweat tarzı bir şey. Ay bir şey söyleyeyim, bunları yarın deneyelim bence. Bence bunları yarın deneyelim. Bir tane de şöyle şort etek aldım. Ay. Bir beden büyük alın yazmışlar da ben de 36 aldım ama bu da fazla mı büyük olacak bilmiyorum. Eğer büyük olursa bir daha asla yorumları dinlemeyeceğim. Küçük alın, büyük alın diye. Bu arada bu aldıklarım çoğu yine 20-30-40 lira falan arası şeyler. Bir de az önce ilk gösterdiğim beyazlar ya, ikisini kombin yapmak amaçlı. Bayağı şile bezi gibi olan, çok güzel yazın giyebileceğim bir pantolon daha aldım. Tabii elimin üzerinde jambruj olduğu için dikkat ediyorum. Sürülmesin, pislenmesin diye. Aa, Bershka'dan şöyle bir tişört aldım. Pembiş, tatlış. Çok güzel bir tişört. Pembe çanta da almıştım. Onunla takım yapayım diye bu. Yine ben yeni gelin olduğumdan mütevellit. Bakın şimdi ne aldığıma bakın. Hayatımdaki tek eksiği buldum arkadaşlar. Al işte. Allah aşkına şunu versene bana. Hayır. Ver ver. Hayır. Arkadaşlar benim karım 3 yaşında. Bir numara büyük alın yazmışlar. Evet 36 aldım, 35 numara ayaklarım. Bence tam olur böyle. Ay çok güzel değil mi? Aşırı güzel. Yanına şöyle bir toka hediye etmişler bana. Bir de bu ne? Bu ne kız? Yumurta kutumu açacağım. Çünkü buna muadil arıyorum. Daha iyi gösterebilmek adına, hani çok para vermeyeyim diye. Bunların renkleri var. Bazılarına mor gidiyor, bazılarına pembe gidiyor. Bana da yeşil gelmiş. Severim. Çok güzel bence yeşili. Kendi kabında falan. Bakayım. Ay bu da yumuşacık. Bayağı güzel. Yorumları bu arada çok iyiydi. Herkes işte fiyatının çok üstünde bir ürün, şöyle böyle falan filan yazmış. Özellikle denemek istedim ben de. Ay mahvettim burayı zaten. Birazdan düzelteceğim. Bir sürü sünger var. Ve bunlar 48 lira mıydı, 50 lira mıydı neydi bakın. Bir sürü var. Benim tek bir tanesine bedel. Öyle söyleyeyim. Deneyeceğim bunu da makyajlarımda. Hatta reel videosunda falan da özellikle denerim. Sonra burada bir paketim daha var. Harika bir Bali kokusu. Müthiş. Kafam güzel oldu. Oo, harbi çok kötü. Bu ne be, kazık gibi. 30, bu nasıl 35 ya? Ay çok güzel değil mi? Böyle yazlık bir bot aldım. Çünkü ben bot giymeyi çok seviyorum ve yazın giyemediğim zamanlarda çok sinirleniyorum. Böyle çiçekli elbiselerle, işte atıyorum fötr şapkalarla falan çok tatlı durur diye böyle renkte bir bot aldım. 35 numara. Bayağı kaliteli yalnız. Bir de yetmezmiş gibi. Keşke kokusunu size şu an yollayabilsem. İnşallah. Bir de dediğim gibi bunun beyazını aldım işte. Yine yazın elbiselerle falan filan giyeyim diye. Ay bu çok güzel. Normalde ben kahverengi hiç sevmezdim. Bu sene moda olmayıncaya kadar. Şöyle bir çanta aldım. Harika durmuyor mu? Kahverengi etek ve gömlek de almıştım geçenlerde. Onunla takım yapayım diye bunu da aldım. Bence çok tatlı. Şöyle yakından da göstereyim. Benim gibi böyle bu tarz çanta seviyorsanız, ki bayağı büyük de yani. Çok küçük de değil. İçine cüzdanınız, telefonunuz, gözlüğünüz ve de kulaklığınız sığar. Rahat rahat sığar. Hatta içine bir tane kapatıcı, bir tane ruj. Ben böyle sayarak gidiyormuşum. Tabii işte sarsız, anladınız. Şöyle Victoria's Secret tarzında çizgileri olan sabahlığıyla birlikte bir gecelik. Bu da az önce gösterdiklerimin su yeşili tarzında petrol yeşili bir rengi. Aynı şekilde saksı mavisi sabahlığıyla birlikte saten geceliği ve pembesini aldım. Çünkü çok seviyorum. Bence harika. Aa bunu açmışlar yani. Bunu niye açmışlar? Şimdi çok sinirlendim işte. Bershka'da 2 oldu. Aldığım kıyafetler açık geliyor. Siz de yaşıyor musunuz bunu? Bilmiyorum ama. Böyle saten bir etek aldım. Eventlerde falan giymek için böyle lazım oluyor. Yine bir beden büyük al demişlerdi. İyi ki de büyük almışım. S beden bu. Sonrasında bir tane crop aldım ama asla renkleri uymuyor. Çok kötü. Ya kötü değil de kombinlemiştim aklımca ama asla olmayacak bir kombin. Şöyle göstereyim size farkını. Biri Anya, biri Dünya. Ay. Ben çok seviyorum pembeyi. Böyle bir ceket aldım. Pes pembe. Çünkü neyim ben bilmiyorum. 5 yaşında. Bir de son olarak hazırsanız pembe zehirlenmesinin sonuna geliyoruz.
şöyle topuk bir ayakkabı aldım. Sivir bunu. Direkten şeyli falan filan. Böyle bir kombin yaptım dediğim gibi aklımca. Sizce oldu mu bilmiyorum. En çok hangisini beğendiniz bakalım. Özellikle şu süngerlere çok sevindim ben. O zaman şimdilik öptüm çünkü ben burayı toparlayacağım. Öyle uzaktan uzaktan izliyorsunuz. Yardıma gelmiyorsunuz. Bak mahvettim. Desene sen de alıyorsun, birlikte giymiyoruz ya. Hayatım işte, kendi kendime laf sokarım kız. Sizi kendime bile ezdirmem. Merhaba canım. Evet arkadaşlar, ilk insan karısına selam verdi, duydunuz mu? Taş devrinden kalmış. Şurayı yukarı götüreceğim şimdi. Kayıtta mıydı? Ha, kayıttayız. Gerçek yüzün çıksın ortaya. Merhaba karı. Merhaba koca. Yok merhaba erkek. Geliyorum buralardan. Makyajımı çıkartmaya geldim. Bir tane videomda göstermiştim ya, buna geçtim diye. Bununla bunu kullanıyorum. Yok, diğeri bitmiş çünkü. Yenisini demiştim yanlış aldım diye. Bir de Garnier'in bu zencefilli makyaj temizleme şeysini kullanıyordum ama dediğim gibi bitmiş kalmış. Ben de yanlış aldım. O yüzden sadece bununla. Şimdi yüzümü bir şapayım. Bu arada buradaki aynaları kırdım. Evet. Sonunda. Boya kükü. Ay normalde sizinle bu MAC'in yeni çıkan maskarasını deneyecektim. Ama eventte bize kalmamış. O yüzden de ne ürünü gördüm ne deneyebiliyorum. PR olarak da yollanmadığı için. Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Bir kere daha sıkacağım. Ay çünkü göz altlarımda kaldı. Hem fondöten var hem de bu maskara kalıcı. Normalde diğer makyajları mesela tek seferde çıkartıyordu ama bunları çıkartmıyor. Demokraside çareler tükeniyor mu? Hayır. Orada yoksa güzel işim, ben de sizi giyinme odasına, giyinme odası değil daha doğrusu yatak odam artık, buraya taşıdım. Çünkümsü ışıklarım burada. Her zaman kullandım. Hatta yarıya indirdiğim toniğimle güzel pamuğuma alıyorum. Fondöten sürdükten sonra her seferinde bunu yapıyorum. Çünkü illa kalıntı kalıyor. Ve fondöten kaldığı zaman cildinizde, onunla uyuduğunuz zaman da gözenekleriniz aniden büyülebiliyor. Tonik hem gözenek küçültücü hem çok güzel sebum temizleyici, kurutmuyor. Ben böyle bir de bir bastıra bastıra yapıyorum. Normal hayatta peeling kullanmıyorum çünkü. Yani peeling dedim böyle partiküllü olanlardan. İsraf olmasın diye her yerime geçtikten sonra. Ya o kadar kirli çıkmadı ama yine de gördüğünüz gibi kirli yani. Bu body shop'ın sivilce lekelerime çok iyi gelen çay ağacı özlü. Sadece gece kullanmanız gerekiyor. Güneşe çıkmamanız gerekiyor. Ben de sivilcelerimin üzerine güzel geçiyorum. Böyle bir pompası yetiyor. Benim genelde böyle yanak bölgelerimde izler olduğundan dolayı. Şunu da açayım mı? Yok, elimizdekinden durduk. Şunu açmayayım. Emdikten sonra cildimi, arkasından da hemen içerisinde yağ olmayan, Raktan kullanırken de seve seve kullandım. Asla bende sivilce yapmayan üründen şöyle 3 pompa alacağım. Böyle jel gibi bir şey. Hemen yüzünüzde, cildinizde emiliyor ve çok güzel nemlendiriyor. Eğer aşırı kuruysa cildiniz, o zaman altına ekstra nemlendirici serum da uygulayabilirsiniz. Çok iyi hissediyorum ya şu bakımları yaparken. Biz kızlar hep böyleyiz değil mi? Ve canımın çiçeği, gözümün alt kısmına da bu Clinique'in gözaltı koyu halkalarına iyi gelen bakım kremimden uyguluyorum. İkinci kutum. İkinci kutum ama neredeyse bunun da yarısını bitirmişim yani. Bir şuraya. Bir de şuraya. Cidden renk tonunu açıyor. Hakikaten açıyor. Size çok iyi nemlendiriyor. Bebek gibi hissediyorum. Son olarak da Avon'un bu dudak yağından. Bunu da yarısını bitirmişim. Dudaklarına geçiyorum. Bunu ben evde kullanıyorum genelde. Tamam. Cildim de hazır. Kaşları da kaldıralım. Kirpikler pırasa gibi ama beni liftingle diye bağırıyor. O zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hadi onu da göstereyim, durun. Tata. Şimdi çiğ köfte yiyeceğim. Ayranımı da çıkartayım buradan. Sonra da böyle Antin Kuntin videolar izlerken bir yandan da atıştıracağım.
Döktükten sonra niye çekiyor? Dökmeden önce çekiyor. Gel kahveleri çek diyor. Hiç vlogdan anlamıyorsun ya. Bizim süpürgenin canı çıkmış. Yazık hayvanıma diyorum. Seviyorum onu. Boğuluyormuş az kala tozda. Şunu bir fırçalayayım dedim. Daha rahat temizlesin diye evin bazı taraflarını almamış çünkü. Bir de bunu yıkayalım. Sonra Caner bunu bugün içini açacakmış makinenin. Böyle temizlik yapacağız. Siz de böyle robot süpürge kullanıyorsanız evde bakımlarını yapın. Sonra aniden zınk diye gider valla. Bakım seti satılıyor. Aynen bakım yani. Bakım seti satılıyormuş hatta. İçini de sağ üst köşeye bıraktım. Sağ üst köşeye bırakamayız da videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Cipsik sen bir şey olur mu bir süpürge? Yok yok hiçbir şey olmaz. Size de bir türlü günaydın diyemedim. Gördüğünüz gibi direkt kahvaltıya giriştim. Sonrasında da makine güzel almadığından dolayı çok dolmuş toz haznesi. Onu temizledim. Sonrasında ben geçtim. El süpürge silahları, kırıklara falan. Şimdi bir de ocak silme serüvenimiz var. Ondan sonra yukarıki giyinme odamı sonrasında da birlikte toplayacağız. O zaman hemen ocağı silelim. Bir terapimizi alalım. Günlük doz. Bunları çıkartıyorum merak etmeyin. Aşırı uyuz oluyor bazılarınız bana. Onu ne olursun çıkart falan diye. Bakın hepsini çıkarttım. Bu arada ben normalde sirkeli kullanıyordum ya, bu cift de çok güzelmiş. Krem sprey formülü bilmem ne, içinde fıs fıs şeyine getirmişler. İşte içerisindeki formülü. Çok güzel çıkartıyor yağları da kirleri de falan. Acayip beğendim bunu da. Bunları daha yeni temizledim o yüzden çok böyle detaya inmeyeceğim. Şimdi şu kısma da hemen birazcık geçeyim. Bir şey diyeyim mi? Evde çamaşır yığını var. Gerçekten. Ama ilk önce üzgünüm Caner. Kendi eşyalarımı yıkayacağım. Şuraya bak ya. Ay kafayı yiyeceğim. Neyse dur. Hadi hızlanıyoruz. O kadar çok makyaj almak istiyorum. Allah'tan kuruyanları toparlamıştım da burada bir şey yok. Şunları falan katlayacağım. Caner'in en son yıkadım. Bir de Caner'in montunu yıkamıştım. Köydeyken bir şeyler taşımıştı ama mavi mavi izler kalmıştı. Evet şurada. Ya çamaşır suyuyla yıkadım. Yine de geçmiyor. Yapacak bir şey yok artık ona da. Şunlar falan da yıkanacak. En son misafirler geldi kaldı. Hala o yorganı da yıkamadım. Öyle burasını da halledeceğiz ama şimdi gözüm görmesin ki gönlüm katlansın. Harika. Hemen çıkalım yukarı. Evet. Dün bahsettiğim o güzel görüntü. Şimdi hemen toparlamaya başlıyoruz. Are you ready? No! Hadi toplayalım. Bu arada burada bir sürü benim Trendyol'dan gelip de size göstermek için kenara fırlattığım, hiç giymediğim ürünler de var. Şu an elimdeki trençkot gibi. Bazı büyük markaların muadili falan diye alıyorum size yardımcı olsun. Hani aynı ürüne daha fazla para vermeyin diye ama inşallah göstereceğim size. Biri bizi gözetliyor bu arada. Tepemde. Gizli gizli. Buyurun. Ben gidiyorum. Güle güle. Bilin bakalım nereye gidiyor. Ben söyle bakalım. Yok teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun söyle bakalım. Bir saniye dur. Zoomlamak istiyorum. Şu an nereye gittiğini sorabilir miyiz? Arabayı kullanıyorum. Hadi git güle güle. Ama arabanın halini biliyorsun. Hı hı biliyorum. Hiçbir şey yok. Ben odanı temizliyorum. Ben yalancı. Yalan konuşuyorsun çünkü. Bir sürü askılarım ama siz nasıl yamuk duruyorsunuz canımın içleri ha düzelttik. Şurada bir kocaman makasım var. En son pantolon kesmiştik. Bir pantolonu da ben sessiz kesmiş olabilirim. Onun da paçaları burada duruyor. Bunları hep çöpe atacağım. Burada makineye atacaklarım da var. Birkaç tane giyinip buraya çıkartmışım ahır olduğundan dolayı. Askıları da şöyle kenara alıyorum.
Şunu da makineye atayım. Hadi bu da yıkansın. Bunların hepsi yeni mesela. Bunların hepsini giyip size göstereceğim. Çünkü aşırı uygun fiyata almıştım. Özellikle beni Instagram'dan eğer takip etmiyorsanız orada mutlaka paylaşıyorum. Çok uygun fiyatlı. Linkler de veriyorum. Haberiniz olsun. Bir tık cep dostuyuz yani, yanlış anlamayın da bir sürü çöp çıkıyor hala. Bunları da dediğim gibi makineye götüreyim. Burada da denemem gereken bir sürü ürün var. Yani genel olarak burada aslında ürün var. Çok toplamalık bir şey yok. Bu mesela etek terziye gidecek. Boyu çok uzun geldi. Pens atılacak. Bunu da makineye. Şunu da makineye. Aa, burada sadece kirlilerim varmış. Benim hayallerim yıkıldı şu an. Gerçekten hayallerim yıkıldı. Benim max bir yerleri toplama seviyem işte. Şu askılarımı da buraya asayım. Ya öyle bir olay ki dolap kötü yerleştirildiğinden dolayı yer yokmuş gibi. Ama aslında var. Ama aslında çok kötü yerleştirilmiş, tıkılmış daha doğrusu. Bu ürünleri de nereye kaldırayım şimdi? Söylediğiniz kadar dağılmam. Ay gerçekten bak. Şurayı topladım diyorum ya. Şuraya götürüyorum. Toplama anlayışım. Harika. 3-5 parça bir şey kaldı. Var, şunları da halledeyim. Bunu da giyinmedik yanıma. Ay şu deli eteğin güzelliğine bir bakar mısınız? Çok güzel ama bana bir tık küçük geldi. Kilo verirsem giyebileceğimi umut ediyorum. Aslında 34 bedenim. Bunda 34 aldım ama deri ve esnemediğimden dolayı biraz zorlandık. Bir tık. Şöyle de bir şeyler almıştım. Baksanıza çok güzel. Arkası falan da böyle sanki korse gibi geliyor. Ama giyemedim tek başıma. Delirdim yani. Giyemediğim bir şeye çok para verdim. Ya çok da değil aslında ama. Çok güzel ama giyemiyorum. Sığmıyorum çünkü içine. Çok saçma. Yanımdasın, dokunamıyorum. Giyemiyorum. Çok saçma. Ay bunları da vallahi artık dolabın bir köşesine sıkıştıracağım yani. Mesela o korseden bir tane daha aldım. Bunda kolları yok. Arkası yine aynı ama buna da sığamıyorum. Harika. Eğer bir beden büyük alsaydım da bana büyük gelecekti. Bu pantolon da o kadar güzel ki. Biraz yine az önce gösterdiğim paçalarını kestiğim buydu. Dün giydim, bayıldım. Ama bir kere giydiğim için yıkamayacağım. Bir kere daha giyildi bence. Az giydim çünkü. Ay cidden özür dilerim. Bu videoda delirtiyorum sizi şu an ama. Yapacak hiçbir şeyim yok. En azından yaz geldikten sonra biraz hani havalar ısındıktan sonra çekmek istiyorum. Çünkü en tepede şu an görmüyorsunuz. Kışlıklar, yazlıklar hepsi bir şu an. Yaz gelince sadece yazlıklar, kışlıkları ayrı bir yere atacağım. Kış gelince de tekrardan o işlemi yaparız. Çünkü benim yazlık ve kışlık kavramım yok. Hepsi bir dolapta olduğundan dolayı düzensiz oluyor ve bir şekilde böyle çok kalabalık ve dağınık duruyor. Ya normalde işte şey diyenler de var. Bir şu kıyafet odası niye yapmıyorsun? Kirada oturduğumdan dolayı ya buradan mesela taşınsam bile bu dolabı nereye koyacağımı bilmiyorum. Çünkü boyu bayağı uzun. Her evinde tavanı büyük olmuyor. O yüzden de kendim, hani bizim evimiz olana kadar ne yazık ki böyle tam anlamıyla sahiplenemiyoruz. Bir de şöyle bir elbise almıştım. Boya saldığı için etiketiyle duracak. Jelatininde. Çıkamayacak içinden. Neyse, dağınık olması bir yandan iyi. İyi tarafından bakalım çünkü toplarken daha çok uğraşacağız. Tamamdır. İyi gözüküyor. Bunu da buraya geri çekelim. Çiçeğimi de üstüne geri koyayım. Çok korktum. Bunu da burada yer bulduk. Ay şu da o kadar dandik bir şey ki böyle sallasam gidiyor hepsi. Bir şey koyarken falan o kadar dikkat ediyorum ki domino taşları gibi. Tamam, hallettik. Ay şimdi bazı civcivlerim kızacak bunu yamuk bıraktım diye. Heh, tamam. Yani en toplu bu kadar. Gördüğünüz gibi temiz zaten. Şu an bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani bana göre temiz. Şuradaki detayı görmezsek ya. Buraya da şapka asmazsın ama yani ya. Ha? 70 yaş dede oldu. Bir arada spor yapalım bana zahmet olmazsa. Ayakkabıları da buradan toplayamıyorum. Çünkü dediğim gibi işte. Ya bana kalsa mesela şu dolaptan bir tane daha alır buraya koyardım. Ya da işte açık bir dolap bir şekilde yapılırdı ama olmuyor dediğim sebeplerden ötürü. Buraya falan da bir ayakkabılık şöyle kutu 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 falan geliyor ya. O tarz bir şey isterdim yapmak. Hem ayakkabı hem de çantalarımı dizebileyim diye. Ama sonrasında işte hangi eve sığacak bu? Biliyorsunuz bayağı büyük şu an oturduğumuz ev. Eninde sonunda da taşınmak zorunda kalacağız. O yüzden de bunları hep düşünmek zorundayım ne yazık ki. Bu arkamdakileri de en kısa zamanda gardıropsa yükleyeceğim. Gardırops hesabımı da yükledikten sonra paylaşırım. Şu an bir anlamı kalmaz diye. O zaman beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenlere tekrardan teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğene basmayı unutmayın. Videonun içerisinde bahsettiğim, beğendiğim her şeyin linkini de aşağı açıklama kısmında da sabit ettiğim yorumda da bulabilirsiniz. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.